olsun. Sevgili komşularımız, komşu komşunun gününe muhtaçtır programımızın bugün 77.sini icra ediyoruz inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birkaç açıklama yapma lüzumu hissettiğim için müsaade buyurursanız. Serkan. Hoş geldiniz. Serkan. İnşallah sezonun son yemeği olacak bu sezon olarak söylüyorum. Ramazan-ı Şerif'in gelmesi bir. İki, yazın gelmesi, tatil, hac, umre, çocuklarımızın okullarının tatili gibi hepimizin etkilendiği bir sezon olduğundan dolayı inşallah Eylül ayı içerisinde tekrar kaldığımız yerden yine aynı mekanda aynı şekilde komşu komşunun gününe muhtaçlık programımıza devam edeceğiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca da Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde komşu platformunun iptal vermesini isteyen arkadaşlarımız platforma yazarlarsa ben komşu platformunun iptal vermesini istiyorum. Benim için de uygun gün şu gündür. Bu bilgileri bize yazılı olarak verirsen bilgilerin sentezini yapacağız. Ortak bir tarihte, ortak bir günde. Kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde. Hem trafik anlamında hem aile içi programlarında ve sosyal sistemlerde rahatsız olmamamız için ortak bir tarihte sizin de vereceğiniz tarihleri birleştirerek, yani ben dedim oldu anlayışıyla değil de ortak akıl, ortak irade ve şura ile birincisi yapalım mı? Yapalım. İkincisi benim için şu tarih olabilir diye bir açıklama yaparsanız memnun olurum. Muhterem kardeşlerim, programımıza başlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Önemli bir iş yaptığımızın her zaman sizler de dışarıya çıktığınız zaman aile içi ilişkilerde ve iş ilişkilerinde bu faaliyetleri anlattığınız zaman farkına varıyorsunuz. Mesela dün grubumuzda çalışan bir arkadaşımız, şubeler sorumlusu arkadaşımız, bir gümrük müdürü arkadaşımızı ziyaret etti. Bizdeki stratejide bu. İnanç Dışişler Hizmetleri grubu olarak devlet kademelerinde yaptığımız bu etkinlikleri tek tek anlatıyoruz. Yani komşu programından İGAGES'inde, inançlarına, büyük anne projesine bütün sosyal etkinliklerimizi anlatıyoruz. Dün anlattığı, kardeşimizin anlattığı müdür, bölge müdürü arkadaşımız şaşırmış. Demiş ki bunları siz bir gümrük müşavire şirketi olarak yapıyorsunuz. Bizim arkadaşlar evet efendim biz yıllardan beri bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Demek oluyor ki şirketler sadece dünyada ve bu ülkede, ülkemizde para kazanmak için var değiliz arkadaşlar. Para elbette önemli bir şeydir ama her şey değildir. Önemli bir şey kullanabildiğimiz yere göre değişiyor. Parayı eğer, para bizi kullanmıyor, biz parayı kullanabilme mahareti, iradesi gösterebiliyorsak para bu anlamda çok önemlidir. Ama para bizi kullanmaya başlıyorsa o paranın hiçbir değeri yok. Allah bu anlamda para kazanan kardeşlerimizden, iş adamı, işveren kardeşlerimizden, bu anlamda olan kardeşlerimizden binlerce kere razı olsun. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Ama tabii bu da bir imtihan. Yani canavar Mehmet Koç'a veriyor, Rami Koç'a veriyor, Sakıp Sabancı'ya veriyor, Rothschild'lere veriyor. Allah rahmeti sonsuz bir kuvvet bize sahibi ilah. Kimse diyebilir mi ki? Ya Rabbi sen Rothschild'lere niye bu kadar az önce konuştuğumuz marka 830 milyar dolar marka değeri. Değil mi? Nerede? Apple hocam. Osman nerede? Apple'ın marka değeri bu sabah açıklandı. 833 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her birimizin 81 milyonun yurt içi hasıla tutarı da 800 küsur milyar. 81 milyon eşittir 800 milyar dolar. Apple eşittir bir şirket 830 milyar dolar. Bunları konuşarak ömrümüzü geçirecek halimiz yok. Özellikle 50 yaşını aştıktan sonra 50 yaşın altındaki arkadaşlar dikkatli dinlerlerse nasihat anlamında değil, tavsiye anlamında doğruları alır arkadaşlar, yanlışları atarlar.
50 yaşını geçtikten sonra bu yaş grubunda insanlarda müthiş bir ivedilik, acelecilik oluyor. Müthiş. İstiyor ki hemen yapalım. Çünkü vakit yok. Biz burada saatlerce Apple'ı konuşsak Apple kazanır. Biz kaybederiz. Ama biz ne yapacağımızı konuşursak, yönlendirirsek, planlarsak, tasarlarsak, ortaya bir dosya çıkarabilirsek, bu dosya icra makamında olan kaymakam, vali, belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı, bakan, bunun önüne koyabilirsek, eser olur. Türkiye'de her ferdin, her kurumun, her STK'nın yapması gereken şey sözden ziyade dosya. Dosyanı hazırla kardeşim. Sunacağın adresi iyi yakala kardeşim. Git o adreste kapıda yat kardeşim. Söyledim yapmadı. Hayır. Yapacak. O yapmazsa başkası yapacak. O yapmazsa daha başkası yapacak. Yaptırana kadar, olur anına kadar. Çünkü sen o makamın önüne koyduğun dosya bu ülkenin, bu ülkenin, bu memleketin, bu devletin geleceğiyle ilgili bir dosya alıyoruz. Evet, tekrar hoş geldiniz. Bir tanışma her zamanki gibi yapıyoruz. Programımızın ana teması hayatımızı değiştiren komşuluk ilişkileri. Bu komşu komşunun gülüne muhtaçtır programının esas müsebbibi Erzincan'da ev sahibimiz Hacı Hüseyin Kömürcü ile Hacı Nuriye Kömürcü Başbakanımız 1962 yılında çekirdek akrabalarımızın bize gösteremeyeceği veya size gösteremeyeceği yakınlığı ve anlayışı ev sahibi olarak bize gösteren Hacı Hüseyin Kömürcü, Nuriye Kömürcü ev sahiplerimiz. Onlar da hakka yürüdüler. Bu organizasyonu bize tetikleten, onların bize 5 yıl yaptıkları ev sahipliği anlayışıdır. Tekrar edeyim mi? Yaşar abi sen ilk defa dinliyorsun. Tekrar edelim mi? Tetikleyen. Anladın mı? Şimdi sizlerin de böyle hayatınızı değiştiren, ya benim de bir ev sahibim vardı, benim de bir kiracım vardı, benim de bir komşum vardı dedirten, mutlaka hayatınızda iz bırakan insanlar vardı. Bunları burada bir platformda anlatırsanız arkadaşlar, Çınar Televizyonu ekibimiz ve İnanç Medya bu işi şu anda profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bir, iki, üç arkadaşımız görevli İnanç Medya'dan. Bunları sonra geniş kitlelere sosyal medya aracılığıyla yaymayı düşünüyoruz. Müslüman isterse F-16'yı da yapabilir, Denizaltı'yı da yapabilir, Mehmet Çin'in verdiği silahları kendisi de üretebilir. İşte yeni tanıştığımız öğretim üyesi, yazılımcı kardeşimizi de az önce odamızda yaklaşık yarım saat kadar sohbet ettik. Arkadan müthiş bir dalga geliyor arkadaşlar. Yani Macron Fransa'da 39 yaşında Cumhurbaşkanı seçildi. Ve Türkiye'deki entelektüeller dilinden tek bir cümle çıkmadı. 39 yaşında Fransa gibi tarihi derinliği olan bir ülkenin başında 39 yaşında bizimkilerin ifadesiyle bir çocuk devlet başkanı oldu. Esasında yaş akılda değil, yaş ne demiştik? Yaş akıl, başladı. Demek ki ne olmuş bu Fransız entelektüellerine ki bizimkilerin yaptığını yapmamışlar bu adama. 60 küsur oyla geldi Cumhurbaşkanı oldu. Evet. Paşam, siz dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi şöyle yapalım. Herkesin merak ettiği bir konu varsa o konuyu sorsunlar. O konuda ben bir şeyler söyleyeyim. Genel olarak şu andaki durum nedir? Bir değerlendirme yap derlerse de genel olarak bir değerlendirme yapabiliriz. Paşam, şu andaki şimdi bu en çok Türkiye'de şu anda gündemi tutan konulardan bir tanesi. Yani Türk sigorta işlerinde yüzde nedir? Ne kadarı var? Ne kadarı değil? Bundan ilgili Bomanti İş Adamları grubuna bir konferans vermiştim. Orada şöyle söyledim.
Balyoz, Ergenekon ve casusluk davalarında kuşatmak deyip gerçekten bu işlerin içerisinde olan belli bir kesimi gösterip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1/3'ünü, %66'sını dışarıya aldılar. Bu bir süreçti. 2007 ile 2014 yılı arasında. Bu süreç içerisinde tabii 40 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Aşağıdan da devamı geliyor. Şimdi bizler bir tek Ergenekon, Balyoz ve casusluk davasına baktık. Ama bunun haricinde diğer namuslu insanların nasıl yok edildiğini kimse görmedi. Şimdi sizler pek bu konulara uzaksınız ama ben size söyleyeyim. Gata Kulis, TSK Kulis, paşakeyfi.com gibi sitelerde sabah evden işe giderken, kışlaya gelirken namuslu olarak çıkıyordun. Akşam eve kirlenmiş olarak dönüyordu. Böyle bir dünya vardı. Maalesef. 6 yıl kıta komutanlığı yaptım. 2008 Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı. Allah bana Eşref Bitlis'in masası orijinal. O masada Kıbrıs'ta oturmayı nasip etti. Daha sonra Bitlis İş Güvenlik Tuvay Komutanlığı nasip etti. Orada da Haçlı ordusuna karşı nasıl bir dünya olduğunu görmeyi nasip etti. Amasya'ya geldiğinde de Yavuz Sultan Selim diyordu bir büyüğümüz burada. Yavuz Sultan Selim'in doğduğu mekanda oturmayı Allah nasip etti. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bu 1979'da sızıntıyla başlayan bir süreç. Bu 79'da %1, %2, %3, %4, %5, %6 derken 2007'de mevcut komuta yapısının istifa etmesi ve diğer ekibin gelmesiyle beraber öne açıldı. Baraj patladı. Şimdi ben şuna inanıyorum. İster %90 olsun, ister %80 olsun, ister %70 olsun. Hiç önemli değil. Önemli olan bununla mücadele iradesi çok önemli. Çünkü şunu biliyorum. Ne yaptılarsa Allah bozdu. Ne yaptılarsa Allah bozdu. Ne yaptılarsa Allah bozdu. Ya bir de kul çıksın bozsun ya. Bir de kul çıksın. Burada da 3 yıl boyunca bir tek şey düşündüm. Bir görev almayı düşündüm. Ya çağırsınlar gelelim. Çağırsınlar gidelim. Ama Necdet abiyle tanıştıktan sonra bunun böyle doğru olmadığını karar verildi. Dedi ki keder mi kader mi? Biz hep kader dedik, kederlendik. Yok. Artık ister çağırsınlar ister çağırmasınlar. Sahadayız ve evet. Ölümüne kadar da bu işi takip edeceğiz. Kimsenin görev vermesine gerek yok. Ben görevi aldım. Çünkü görevi zaten Allah dağıtmış, taksim etmiş. Bunu 15 Temmuz darbe girişiminde gördük. Adamın kalbinden korkuyu söktü aldı. İlk sadakası adamları tankın önüne attı Allah. O zaman gördük ki bu bir görev dağılımını Allah şu anda yapıyor zaten. Ya Allah'ın paşasıydık. Şimdi el olarak gittik. Kendimizi nüfusa yazdırdık. Konu bu. %70-80-90. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şu anda sahada benim gördüğüm gözle görürsen durum çok kötü. Zaten kötü olduğunu bak gazeteye, sözcüye bugün Meclis Adası'nı görürsün. Denizaltıyı koymuşlar. Adada çay içiyorlar. Bu ne demek? Bu ne demek? Yahu senin oraya çıkaracak bir gemi daha yok. Dur diyecek gücün yok. Ancak bu. Ama gerçek. Ha, ne olması lazım? Bir, süratle toparlamak lazım. Toparlayacak irade yoksa dahi ortaya çıkıp iradeyi göstermek lazım. Bizde o irade var. Elhamdülillah sonraları devam edeceğiz. Ha, görev vermiş vermemiş. Ya kimsenin görev vermesine gerek yok. Sonunda biliyorum ki Allah bunların hepsini temizleyecek. Çünkü zulümle abad olunmaz. Bunlar kulak giydiler. Bunlar sadece Türkiye'ye değil, bütün İslam alemine ihanet ettiler. Acı ama gerçek bu. Böyle bir şeyde de hakkın yanında olmak lazım. Hakkın yanında olmak için de ölümüne kadar kardeşim, ben bu işin içindeyim, arkasındayım, önündeyim, neresinde olursa olsun içindeyim demek lazım. Ha, %70 derim yanlış olur, 80 derim yanlış olur ama bir gerçek çünkü ya, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzünden. Ama bu bir musibet midir? Buradan bu şerden bir hayır çıkar mı? Elbette ki çıkacak. Biz çok böyle şerden, bu millet çok Allah'ın bana göre seçtiği bir millet.
İstanbul Sancaktarlığı'nı yapmış mıydı? Buradan biz ayağa kalkacağız ve buradan elhamdülillah çok daha güzel, çok daha adına ister yeni Osmanlı deyip, ister adına yeni bir birlik deyip, ne derseniz deyip buradan çok daha güzel şeyler çıkacak. Çünkü Müslümana ümitsiz, umutsuz olmak yakışmaz. Elhamdülillah. Burada sapla samanı birbirine karıştırmak lazım. Birinci konu şu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ordusu Mehmetçik ayrı bir yerdedir. Zaman zaman, dönem dönem yetkiyi, iradeyi elinde tutan güç veya güç ocakları başka bir yerdir. Burada bu hatayı düşünmek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik bizimdir. Ve biz evet. Peygamber Efendimiz'i sevdiğimiz için de ona da Mehmetçik demişiz. Evet. Bunu bir kenara koyacağız. Onda hiç taviz yok, şek ve şüphe. Tavizimiz yok. İkincisi dönem dönem 60, 70, 80, 90 bu gücü, güç odakları birileri kimle idare edecek kardeşim? Ahmet'le Mehmet'le mi idare edecek? Birini bulacak. Bu insanlar o dönemde bu görevi yerine getirmiş olan insanlar. Bunlar bu işin içerisinde var mıdır? Aynı kanattayım. Vardır. Ama şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu. Bu 10 kişiyi, 15 kişiyi göstererek tüm Silahlı Kuvvetleri'ne darbe vurdular. Tüm Silahlı Kuvvetleri'ne. Nedir? Düşüncesi, duygusu, onlardan olmayan, satın alamayacakları herkesi bu torbanın içerisinde doldurdular. Ne yaptılar? Sulandırdılar. Buna dur demeleri gerekiyordu. O zaman diyorduk ki bakın, şu adam işte al adamı, 3 kişi 5 kişi kardeşim. Hayır. Onlar dediler ki bu, o derken bütün seminerlere katılan, sivil memurunda, başçavuşunda, üst emelinde, evet. Binbaşısında, yar bayrağına kadar bugünün altyapısını kurdular. Biz dedik ki uyumayın ama kimse dinlemedi. Sonra ne oldu? Sonunda işte boşalar alanı doğa boşluk tanımaz gelip doldurdular. Ve doldurdular. Dedik ki bak doldur bu arkadaş. Bu iş kötü yere gidiyor. 2 yıl önce gittik geldik anlattık. 160, 70, 80, 90. Ya yapma. Nereden çıkarıyorsun? Bunların tır operasyonunda işte 17-25 Aralık operasyonu bu hainliklerini gören insanlar, alnı secdeye değen insanlar, Allah diyen insanlar, ya etme paşam nereden çıkarıyorsun? Sen emekli etmişler herhalde birazcık acı kalmış içinde. Vallahi de billahi de kardeşim. Bak gidiyor ya, ülke gidiyor. Elden gidiyor. Yok. Yani keşke bunu yaşamasaydı. Dediler ki FETÖ bu devlete nasıl sızdı? Yani bizzat hakimi ve işte Teğmen Başçı komisyon başkanı sordu. Ben de şöyle söyledim, sizin sorunuza da cevap. Sızma diye bir şey yok. Bu devletin bilerek tercihiydi. Yani devlet bir strateji tayin etmesi gerekiyordu. Bu 60'lı yıllarda başladı. Yani ılımlı İslam projesi dediğimiz, yeşil kuşak projesini anlamadan FETÖ'nün 15 Temmuz darbesini anlamak mümkün değildir. O dönemlerde mesela ben başka bir şey daha söyleyeyim. 60'lı yıllarda Yaşar Tunagün Hoca Seyit Kutup'un İslam'da Sosyal Adalet kitabını generaller çevirdiler ve bastılar. İsmail Kazdal abi Serencam isimli kitabında bunu şöyle ifade ediyor. Yaşar Tunagün biliyorsunuz Fethullah Gülen'i dışarıdan diploma aldığı Diyanet'e sokan adam. Yaşar Tunagün'ün MIT'in kadrolu elemanı olduğunu öğrendiğimde o dönem daha sonra Diyanet İşleri Diyanet Başkanı yardımcısı öğretmiştim. Küçük dilimi yuttum diyor. Şimdi şöyle bir soru sorsam ben. 60 ihtilalini yapan ulusalcı generaller neden Seyit Kutup gibi onların ifadesiyle radikal İslamcı bir yazarın İslam'da Sosyal Adalet kitabını bastırıp piyasaya sürüyorlar. Bunun şeyi şu, o dönemlerde İslam dünyasında İslami bir yükseliş var. Yani Batırların ifadesiyle radikal İslamcı bir yükseliş. Yani yine onların ifadesiyle içinde iman, hak, batıl mücadelesi olan, cihat mücadelesi olan, iman, küfür kavramları olan bir yükseliş var. Bu yükselişi, yani İslam'ı yok edemeyeceğini anlayan batılı güçler bir proje yaptılar. Bunun adına Yeşil Kuşak Projesi koydular. Bunu 90'lı yıllarda Yeni Dünya Düzeni diye revize ettiler. 2000'li yıllarda BOK diye revize ettiler. Ve bunun bir projesi olarak, ilimli İslam'ın bir ayağı olarak da birçok, yani sadece Fethullah değil Türkiye'de, bunun gibi birçoklarını da istihdam ettiler. Ve o dönemlerde ben 80'lerde ülkücü hareketten uzun yıllar cezaevlerinde yatan biriyim. Bizi 80 öncesi ülkücü komünist diye ayırdılar kamplara.
birbirimize kırdırdılar. Ben o yüzden geçen gün bir makale yazdım. Batı'nın bize attığı üç büyük kazık. Bir Çanakkale'dir. Çanakkale'de işte 250 bin şehit ve 250 bin de en az diğerleriyle zarar gören. Yani bu toplum için bir şey yapabilecek kapasitede kim varsa yok ettiler. İkincisi 1980 projesidir. Amerikan projesidir. Yani bu ülke için bir şey yapabilecek gençlerimizi, insanlarımızı, yani yerüstü zenginliklerimizi birbirine kırdırdılar. Ülkücü, komünist, işte Alevi, Sünni, Laz, Çerkez neyse ve 650 bin insan 12 Eylül'den zarar gördü. Ve 15 Temmuz'da üçüncü bir darbedir. Yani bu millete atılan bir darbedir. Bizim paralarımızla, demin abimiz çok güzel söyledi, bizim paralarımızla bizim en zeki çocuklarımızı devşirdiler. Evet. Ne yazık ki 16 senede ben o yapının içerisinde görev aldım, 83-99 yıllar içinde. Ve o yapının gayri İslam bir yapı olduğunu sezdiğim için 99'da ayrıldım. 2000 yılında bu Menege Holding'in TV8'i yeni kurmuşlardı. 3 saat bu yapının CIA'nin bir şubesi olduğunu, o şekilde çalıştığını anlattım orada. Ve 17 yıldır da anlatıyorum. 2 tane de kitap yazdım. O Gülen'in Ağlattığı Müslümanlar ve Hoca diye. Ve 17 yıldır dilimde tüy de değil, sınar bitti ama maalesef bitti. Ama maalesef kimse inanmadı. Yani bunu Tayyip Bey de daha inanmayanlar içinde. Ta 2009 yılında kendisine belli arkadaşlarımız anlattığı zaman siz bir nefese çıkarıyorsunuz, bunlar Müslüman kardeşler, anı secdeye gelen şeyler. Ne zaman ki 2013'te işte 7 Şubat ve 17-25 Aralık operasyonlar olunca ki ben laf uzatmak için bir şey söylüyorum. Demin paşam güzel söyledi. Aslında Allah Celle Celaluhu tarihe müdahale ediyor. Amin. Kur'an-ı Kerim'de Selim Hoca cümleyi tekrar başlar. Allah müdahale ediyor tarihe. Tarih, uzun Kur'an-ı Kerim'de örnekler var. İki tane kısa örnek vereyim. Birisi Musa Aleyhisselam kısasıdır. Biliyorsunuz Firavun, Musa Aleyhisselam yok etmek için Firavun'da. Musa Aleyhisselam da biliyorsunuz Musa Aleyhisselam sarayında yetişmiş birisi. İşte yok etmek için şey yapıyor, Musa Aleyhisselam gidiyor işte Kızıldeniz çıkıyor önüne. Allah Kızıldeniz'i yarıyor. Yani sosyal müdahale ediyor. Mucizeler bir anlamda sosyal hadiselere müdahaledir yani. Ve Musa Aleyhisselam geçiyor, Firavun geçerken kapatıyor ve tarihin akışını değiştiriyor yani. Yine Fil Suresi de aynıdır. Yani fil gücün temsilcisidir. Ebabil de zayıflığın temsilcisi. Eyvallah. 15 Temmuz aynıdır yani. Demin paşam dedi mesela, gerçekten ben saat 10'u seyret geçen havaalanının kavşağında tankın üzerindeydik. Yani 12 falan değil yani biz çok önceden. Ya bunların şeyi ne zamanda devlet büyüklerine verdik, MİT'e verdik, genelkurmaya verdik, hepsine verdik. Hepsi 17-25 Aralık'tan sonra resmen kulaklarının üzerine yattılar. Ne kadar FETÖ'nün üst düzey ihanet şebekesi varsa şu anda yurt dışındadır, kaçmıştır. Ticaret bölümüne mesela en son damat, topbaşın damadına. Ya bankasaya para yatıranlar cezaevinde bankasayanın sahibi tahliye ediyorlar. Bu aslında ben onu sık sık yazıyorum. Bu Tayyip Bey'e atılan büyük bir operasyondur. Yeni çekilen bir operasyondur. Bunu çok dikkatli olmak lazım. Ya bundan sonra yapıyorlar bu tür şeyleri. Yani bunu aşmanın yolu da yine geçen gün bu mücadeleyle FETÖ'yü yenebilir miyiz diye bir makale yazdım. Yenidünyagündem.com sitemiz var pastamın. Orada yazıyorum. Yenebilmek için polis ve yargı yoluyla mümkün değildir. Çünkü 40 yıllık bir yapı sadece Türkiye'de de değil dünyanın 160 ülkesinde yapılanan bir yapı. Fethullah'ın eserleri 50 dile çevrilmiş, yurt dışına yayınlanmış ve bütün dünyada İslam alimi olarak empoze edilen bir şey. Mesela Diyanet hala 11 ay oldu, 11 Temmuz'dan beri yani hala FETÖ'nün İslam'ı satmalarını anlatan bir kitap yazamadı yani, düşünün. En derin yapılanmalar oradadır, Diyanet'tedir. Yani bütün yerlerde var. Mesela YÖK'e dokunamadılar. YÖK'ün içinde bizzat FETÖ'nün çok destekleyen insanlara dokunamadılar. Yani bu iş şu. Hiçbir zaman polisiye tedbirlerle 3-5 savcının yapacağı iş değil. Bu kültürel yönden, İslami yönden, ekonomik yönden, siyasi yönden bütünüyle mücadele edilip 20 yılda böyle bir yapı yok edebilir miyiz diye düşünüyorum yani. 20 yıl. Çünkü biliyorsunuz yapmak zordur. Tahribat kolay. Adamlar tahribat yolu seçip 20 yılda yapamaz.
Yani bunu topyekun yapmamız lazım. Tam 3 yıldır bu şeyden beri ben ilk deşifre eden benim. 17-25 Aralık'tan sonra Tayyip Bey Allah'ını seven çıksın şey yapsın dediği zaman ilk televizyonlara, gazetelere çıkıp deşifre eden benim bu yapıyı. Ya bir FETÖ üst kurulu kuralım, mücadele üst kurulu kuralım diyoruz. Kimsenin şeyi yok. Hala kuruluyor. Hazareti. Mesela abimiz bir şey söyledi, şeyle programla ilgili. Ben denemek için İstanbul'daki bütün AK Partili belediye başkanlarına kitaplarını yolladım ve dedim ki onlara bir de şeyi olarak da, bak geleyim FETÖ'yü anlatayım, benim herhangi bir maddi beklentim yok. Sadece FETÖ'yü anlatayım, programlar yapın. Bir tane olumlu dönen yok. Yani böyle bir mücadeleyi nasıl yapacağız? Ben darbe komisyonunda şunu da söyledim. Darbe komisyonunda sadece AK Partililer gelmişti. Karşımda FETÖ'yü hala savunan bir milletvekili var. Ben dedim ki bankasının önünden geçenleri çağırıyorsun da bu siyasi FETÖ'cüleri niye almıyorsun? Sizi gösterirken şey. Ekonomik ilişkileri vardır, onlar var. Evet, işte problem burada. Biz bu siyasi ayağa dokunmadığımız müddetini bu millet bu set referandumda bunun da çok adını vermiştir. %49,5 AK Parti'nin, %13 şeyin, %1 BBP'nin, %1 Hüdapar'ın oylarıyla %61 çıkması lazım. Değil mi? %51,5 çıktıysa bu millet yeniden bir ders vermiştir. Ha, uyanırlarsa ne mutlu, uyanmazlarsa ki ben 12 Eylül o karanlık dönemlerde hiç ümitsiz olmadım. Selim abi bakalım uyanmışlar mı, milletvekili soruya cevap versin. Evet. Toparlayın. Yani ilgilenen yok bu işlerle şey olarak. Yani o yüzden inşallah yani ümitsiz dediğim son bir şey söyleyeyim. 17-25 Aralık baz aldık diyorlar. 17-25 Aralık'tan bir yıl sonra Rize İl Başkanlığı'nda toplantı yapıp. Selamun aleyküm. Komşular günündeyiz Metin Bey. Şimdi buradaki seçmen, vatandaş, 15 Temmuz'un kahramanları soruyorlar. Fethullah terör örgütü paralel devlet yapılanması ile ilgili mücadele hangi safhada, gelecekle ilgili sayın vekilimiz bizlere... 20 Mayıs'ı beklesinler abi. Bir dakika. Mikrofon alabilir miyim? Siyasilerin azamadığı mı? Evet, mikrofon sizde. Buyurun sayın vekilim. Kolay gelsin. Ya bu çetin bir süreç. Siz Fethullah terör örgütü diye bulmuşsunuz aslında. Karşılaştığımız fotoğraf devletin içerisinde NATO ittifakından sonra devletmiş bir güç, Türkiye'ye ait olmayan bir güç. Dün sol kemalist çizgi üzerinden. Bunun ardından da iddialık soslu, iddialık elbisesinin içerisine saklanmış bir ajan güruğu üzerinden devleti kontrol etmek üzere ortaya çıkarılmış ve bunda da önemli ölçüde başarılı olunmuş bir gücü tasfiye ediyorsunuz. Dolayısıyla önce FETÖ algısı üzerinden süreci düşünmek yanlış. Amerika'nın devletin içerisindeki, NATO'nun devletin içerisindeki, Amerika'nın arkasındaki büyük sermayenin, küresel sermayenin, Amerika üzerinden devletin içerisinde devleti kontrol eden bir gücü tasfiye etmek demek, Kırım Savaşı'na neden olan gücü fark etmek demektir. Şimdi Kırım Savaşı'na neden olup Osmanlı'yı borçlandıran hazineyi çökertmek için Osmanlı'yı borçlandıran bir yapının bu ülkede Osmanlı Rus Savaşı'ndan bu yana devletin içerisine sızmış bir yapıyı 6 ayda 8 ayda tasfiye edelim derseniz eksik düşünürsünüz. Bu bir uzun mücadele ve bu mücadelede keşke Türkiye'nin iç ve dış borcu olmasaydı. Keşke Türkiye Misak Milli Sınırları'nda usulreken bir tutum enerji cari açıkta enerji maliyeti olmasaydı. Keşke Türkiye Abdülhamit'in yakaladığı sanayileşme sürecini enerjiyle birleştirip bugün milli geliri 3 trilyon 4 trilyon dolar 5 trilyon dolar olan bir ülke olsaydı da borç yükü olmayan bir ülke olup dünyada sermaye üzerinden borçlanma ihtiyacı olmayan bir Türkiye olsaydı. Böyle bir güçle mücadele ediyorsunuz. Böyle bir güçle mücadele ederken toplumun belli noktalardaki hırsı, toplumun bu anlamda gördükleri üzerinden duygularını yüksek sesle ifade etmesi elbette ki çok doğru.
Ses mi geliyor? Ses mi? Sizin sokakta, bizim burada FETÖ diye gördüğümüz ya da bu adamın ne işi var diye baktığımız, ne işi var diye baktığımız her adamın bir tanesi Amerika'daki bir gücün sembolü olarak burada duruyor. İngilizlerin gücü, Almanların adamı olarak burada duruyor. Dolayısıyla nasıl hakkını bu büyük fotoğraf içerisinde Türkiye'yi, Osmanlı'yı 33 yıl devletin bekasını bu dengeler içerisinde Osmanlı'nın menfaatlerini maksimize ederek süreç yönettiyse şimdi de aynı dikkat ve itinayla süreci yönetmek mecburiyetindeyiz. Onun için sokak tepkisini en yüksek ölçüde kaybetmeden devam ettirmeli. Devlete bu sesi duyurmalı. 21 Mayıs'tan sonra da özellikle siyasi kanala yönelik çok ciddi mesajların verileceği noktasında ben eminim, endişe etmiyorum. Mutmain olun. Biz yolumuzda yürüyelim. Mücadele girip safhaya geçmiştir. Daha iyi olacak her şey. İnşallah. Peki gelsin. Teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Selam söyleyin. Allah'a emanet olun. Evet selam abi. 21 Mayıs'ta şey... Rize İl Başkanlığı'nda kalmıştın abi. Biz. Evet. Rize İl Başkanlığı'nda toplantı yapıp kim bu paralel safsatasını uyduran yani Fethullah Hoca Efendi'ye iftira atıyorlar diyen arkadaşımızı AK Parti'nin içerisinde FETÖ'yle mücadelenin başına getirdiler yani. Hala da orada. Ben bunlar isim olarak hepsini i̇sim verdim. İsim ne ya abi? Ya isim siz bakın Google'a bakın abi, görürsünüz. Şu anda söylemekte fayda söyle var. Söyle ki abi. Söyleyeyim o zaman. Hayatı yazıcı. Bakın internete girin görürsünüz bunu ben söyle 17-25 Aralık'ı tahmininiz doğru mu yani bilelim. Tahminim gerçek. Doğru biz de tahmininiz doğru. Doğru. O diyelim Melik Gökçek diyelim sen İstanbul Belediye Başkanı'nın diye Çarşamba'nın bize tekili var. Yani bu mücadeleyi verebilmek gerçekten Metin Bey'in söylediği gibi 20 yılda inşallah verir yani bu şeyi yapabiliriz. Bir de ben yurt dışıyla ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum. Marifet Vakfı diye bir vakıf kuruldu biliyorsunuz yurt dışındaki işte okulları falan devretmek için şey yapmak için. Marifet. Geçen bir ülkenin başına yani 7 ülkeden sorumlu birinin tayin ettiklerini öğrendim. Küçük dilimi yuttum. Yani bakın yurt dışındaki okullarda ben Balkanlarda da bu FETÖ'nün müfettişliğini yaptım uzun yıllar. Zaman gazetesini Makedonya'da çıkardım gittim. 93, 94, 95 yıllarında. Yani ülke temsilciliği de yaptım, imamlık da yaptım yapı içerisinde 99'a kadar. Bu yapı tamamıyla fedakarlık üzerine kurulmuş bir yapıdır. Yani Boğaziçi mezunu bir talebe okulunu bitiriyordu, getiriyordu, diplomayı veriyordu bize. Diyordu ki abi gönderin, dünyanın neresine gönderirseniz gönderin. Yani İkbal'in kendisine güldüğü bir noktada hizmet deyip gönderiyorduk, gidiyorduk. Moğolistan'ın -30 derecedeki dağlarında okul açıyorlardı yani. Yani bu yapıyı millet olarak yeniden ihya etmek zorundayız. Yani bu şer yapıdan kurtarıp, yani üstteki şer yapıdan kurtarıp, ben bunu yine 17-25 Aralık'tan sonra söylemekte dilimde tüy bitti. Devlet anneliğini, babalığını göstermeli, şefkat kucağını açmalı. Üst yapıyı yani suçun şahsını ilkesini işletip suç işleyenleri cezalandırmalı ama mutlaka bu sempatizan kadrolarını elde etmeliyiz. Çünkü bunlar da bizim insanlarımız. Bir de bize attıkları o kadar büyük şey ki yani bugün ben görüyorum arada sırada işte çoğu da benim talebem. Profesör atmışlar, general atmışlar. Şey. Bunlar, bu insanlar kolay kolay yetişmemiş yani bakın. Bizim değerimiz, bizim yerüstü zenginliklerimizi mahvettiler bunlar yani. Yani devletin yeniden bunları böyle akli selimle ele alıp bu badireden yani bu şeytani yapıdan en az zararla nasıl kurtulmalıyız? Plan proje yapması lazım. Bizim ümidimiz de Metin Bey diyelim. Metin Bey'in ben kitabın ben ilk editörüyüm yani. Şu anda bizim davalarla da Allah razı olsun ilgilenen tek arkadaş o. FETÖ ile ilgili bir sürü davalar var. 11 ay 20 gün ceza aldım. 105 gün ceza aldım. Şu anda 400-500 milyar liralık tazminat davaları var. FETÖ'nün açtığı. FETÖ'nün 4-5 avukatı hala giriyor. Ben avukatsız giriyorum mahkemelere. Yani onu da söyleyeyim. Allah'ın yok mu senin abi? Yok. İşte onu diyoruz yani. Kimseye şey yapmamak için, eyvallah etmemek için yaptık bunları.
Yani maalesef böyle bir süreçten inşallah bu süreci en az zararla atlatırız. Vaktinizi aldım, teşekkür ederim. Önemli olduğu için bir iki şey söylemek istiyorum. Bir şey sorabilir miyim Selim abi? Buyur. Bu Maarif derneklerinin başına bakın atanan küçük dilinizi yuttuğunuz için. O da bende kalsın. Evet. Google'a sor, şey Google'a anlat. Abi ne de bilelim ya. Ya çırpınıyoruz bunlar için. Ya söylüyor, söylüyoruz. Sonra da dava açıyorlar. Davalarda koşturuyoruz. Kimse arkamızdan gelmiyor yani. Şimdi burada ne yapılması çok önemli. Evet. Şimdi ifşa edelim. Sahanın içinde olduğum için. Yettiğince ifşa edelim. Ben buradaki yüzlü insanlara şunu söylemek istiyorum. Şimdi Türksel avukatları örnek vereyim. İçeride 166 general var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde geriye kalanlar var. Geriye kalanlara ilgili sizlerin, bizlerin, hepimizin soru işaretleri var. Doğru mu? Evet. Bu süreç içerisinde de vatana gitmemiş, sağa sola gitmemiş ve bu yapının da emekli ettiği insanlar var. Bu insanlar bu havuza giremiyor. Sağlam insanlar. Niye? Eğer siz söz sahibi, yürüten, irade sahibi kadroyu, siyasi kadroyu temizlemediğiniz takdirde hiçbir karar çıkmıyor. Bak bir ay çok hızlı girildi. 9 ay hiçbir şey yok ortada. Neden? Çünkü ne söylendiğini bilmiyoruz ki. Çok iyi, çok iyi, çok güzel. Efendim çok güzel. Ama ortada bir mücadele yok. Freni çekiyor birileri. Birileri devamlı freni çekiyor. Yani burada eğer siyaseten karar alıcılar, siyaseten bu işi götüren insanlar, bu işi irade gösterip de mutlak irade sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yardımcı olacağız demedikten sonra bu mücadelenin başarılı olma şansı sıfır. Şimdi siyaseten söylüyor, silahlı kuvvetler darbe olmuş, bit bit bakıyorsun karar alacağım. Ya tanıyorum arkadaşlarım, hepsi iş başında. O tarafa bakıyorsun, herkes iş başında. Ya soruyoruz arkadaş, kim mücadele edecek? Bakın televizyona ya. 3 kişi haricinde çıkıp konuşan var mı? 140 general daha var. Ben söyleyeyim yani. Onları yani vardı. Konuşanların çoğu da görevli ya. Şimdi ben size bir tane örnek vereyim. Bir tane spesifik. Ne dediler? Semih Terzi saat 10.30'da geldi. Masaya oturdu. Emir Asubay Halis Demir geldi. O dedi ki yeni komutan benim. Onu çekti alnından vurdu. 3 gün bize bunu anlattılar mı? Sonra gerçek ortaya çıktı. 2.30'da geldi. Karargaha girerken herkes selam duruyordu. Çatı arkasından biri geldi, ateş etti. O mu vurdu, başkası mı vurdu, yere düştü. Şimdi bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan şu, daha olay olmuş, biz hiçbir şey bilmiyoruz, bize bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunu görmemiz lazım net olarak. Bu işte mücadelede tek şartlar. Şuradaki herkes bir siyasiyi gördüğünde Allah'ınızı, kitabınızı severseniz, mücadele edecekseniz edin, etmeyecekseniz lütfen defolun, bizim önümüzü açın demesi lazım halkın. Bu işin halk içine dahil olmadan başarılı olma şansı yok. Ya mücadele edecekler, mücadele etmeyecekler de lütfen gitsin. Çünkü bu FETÖ değil. Bu bütün dünya. Arkasında CIA var, İsrail var, İngiltere var. Bütün dünya birleşmiş. Bu hızla gidersek Allah korusun 3 ay sonra Suriye'de beter oluruz. Onun için lütfen gördüğünüzde her siyasi karışım ne oldu? Niye bir şey? Herkes bildi, herkesin bir örneği var. Herkes bildi örneği gözünün içine soksun. Aşağıdan öyle bir itelim ki, psikolojik baskı, öyle bir baskı yapalım ki mecbur kalsınlar bu Cumhurbaşkanı desteklemeye. Akçeli işlerden, şuradan buradan, siz siyasetin, ticaretin içindesiniz. Biz o kadar değiliz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Herkes mücadele etmekten korkuyor. Evet. Bir çam borcum var ya. Ulaşmışlar. Ama bu şekilde gidilirse, işte arkadaşımız anlattı, silahlı kuvvetler, ticaret, baktığınız zaman ortada hiçbir şey yok. Ama ben kendi adıma dersimi çıkarttım. Bu kader değil. Bu kaderi biz yazacağız. Onun için arkadaş ben sahaya çıktım. Sahada mücadele ediyorum. Sonuna kadar edeceğim mücadeleyi. Ha bu duygusal bir mücadele değil. Akılla mücadelesi olacak. Görmüyorsa da beni görecek. Öhü mü? Üç kapı öhü. Üç tane öhü duymuyorsa o mu öhü? Öksüreceğiz kardeşim.
Yalnız bırakmayacağız. Yalnız bırakırsak arkadaşlar işte görüyorsunuz çevrilmiş. Şöyle iyi, böyle iyi. Burası çok iyi, burası çok iyi. Siz şimdi bence 2500, 15.000 kişi emir komuta etti. Benim gidip de tak karakoldaki bir askeri ne anlamam mümkün değil ki. Kurmay heyetim var, karargahım var. Geliyorlar, anlatıyorlar. Komutanım şu tedbir aldık, bu da bu tedbir aldık, bu da bu tedbir aldık. Sen oturuyorsun, eğer gezmezsen, görmezsen, kurcalamazsan, ooo çok güzel bir dünya var diyorsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne bileceksin pimi çekilmiş el bombası üzerinde oturduğunu? Onu görebilmen için dolaşman lazım. Bunu da dolaşacak zamanın yok. Hindistan'a git, Pakistan'a git, Afganistan'a git. Her gün bir vukuat, her gün bir vukuat önüne getirip koyuyorlar. Başını kaşıyacak zamanın yok. Durum nasıl? Efendim çok iyi, mücadeleniz çok iyi gidiyor. Fark etmeyin. Onun için burada sizlere çok iyi iş düşüyor. Allah bu millete arkadaşlar yardımcısı olsun. En önemli konu bence. Sizlere çok iş düşüyor. Herkese iş düşüyor. Konuşma zamanı değil, icraat zamanı. Teşekkür ederim. Birincisi, itibarlılık diye bir müessese vardır. Olayları zamanına göre, yerine göre değerlendirmek. Büyük devletler büyük projeler kuruyorlar. Biz projenin küçük bölümünü görebiliyoruz ancak. Devletin istihbarat teşkilatının ücretlerinin CIA tarafından ödendiği dönemin projesidir FETÖ. Ayrıca belki sonunda diyecektim ama ben dinlerine inanmıyorum. Bu Allah'ın dini değildir. Amin. Bu FETÖ'nün dinidir. Aynen. Başlarında FETÖ diye bir tanrı vardır. O kadar. Diyanet mücadele edemiyor. Arasında bir şeyler söylüyor. O kadar çok paraleli var ki etrafta. Akşam peygamberle geziyor. Peygamber yurtlarda dolaşıyor. Peygamber çocukların üstünü kapatıyor. 13 yaşında, 14 yaşında çocukların bu hangi dindir? O peygamber 4 harbesinden 3'ü öldürüldü. Müdahale etmedi. Hazreti Hasan Hüseyin'i öldürüldü. Müdahale etmedi. Karısıyla damadı bilemiyor muydu ona sormayı? Ya savaşıyoruz da doğru mu bu? Ne yapıyoruz diye? 11 sahabesini kaybetti o savaşta. Onlara müdahale etmedi. Ama bizim İslam adına dolaşan bazı insanlar her gece peygamberle beraberler. Bu Allah'ın dini değil. Bu başka bir din. Ama yutturdular bize bu dini. Bu din çok paraleli de var bu ülkede maalesef. Bir. İkincisi FETÖ ile mücadele ediliyor mu? Maalesef edilmiyor. Metin Bey'in söylediklerine hep inanmak istiyorum da. Haydi ayın 20'inde bekleyelim. Ben üniversitede FETÖ ile mücadele başladı. İşte 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile ilgili komiteler kurulduğunda bak şunlar FETÖ'cüdür, şundan da şüphe ediyorum dediğimde bir ay sonra sözleşmem sona erdi. Üniversitenin başında müdevelliyet başkanı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı, AK Parti'nin kurucusu, üniversitenin başında direktör de başbakan yardımcılığı yapmış olan Nazım Efendi. Ve daha geçen hafta YÖK'ten AK Parti'nin Gaziantep'teki tüm milletvekillerini, içinde gelen sekreter Abdülhamit Gül olmak üzere, Şamil Dayyar olmak üzere, adayları olan, rektör adayları olan ama belediye başkanı, FETÖ ile irtibatı bilinen bir belediye başkanının seçtirdiği rektör tarafından attırıldı üniversiteden. FETÖ şu anda hala daha YÖK'te iktidardır. İstedikleri rektörü attırıyorlar, istedikleri alınan bir FETÖ'cü tespit edilmiş rektör varsa da emniyet dosyalarıyla alınmışsa yerine istedikleri adamı getiriyorlar. Örneğin Yalova. Yalova'da Niyazi Bey FETÖ'cü değildi direkt, %100 değildi. Ama üniversiteye %70 FETÖ'yle doldurmuştu. Türkiye'nin en bir numaralı FETÖ'nün merkezi Yalova Üniversitesi'dir. Niyazi Bey cezaevinde. Ama o Niyaz Bey, YÖK Başkanı'nın Türkiye'de bir 10 rektöründen biridir. Kendi ağzıyla söylemişti bana. YÖK Başkanı bir şey yaptıracağı zaman bize söyler, ben de diğer rektörlere söylerim. Ben 10 rektörden biriyim demişti. Niyaz Bey cezaevinde, YÖK oraya kimi atıyor? İskender Başalı olduğu söylenen, gelir gelmez sakal bırakan, ama geldiğinden sonra tek bir FETÖ'cüye dokunmayan, bir sene sonra ya bu İskender Başalı değilmiş galiba denilen.
şunu bileceğiz. Bir, Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 tane zaafı var ve diyelim de yumuşak karnı var. Birincisi, Fatih Mümatipli'lere önceliği vardır. İki, Rizelilerin önceliği vardır. Üçüncüsü, İskender Paşa'nın önceliği vardır. FETÖ bunu çoktan keşfetti, çoktan keşfetti. Bu yaştan sonra Fatih Mümatipli olamayacağına göre, Rizeli olamayacağına göre adamlar hepsini götürdüler de İskender Paşa'ya. Üniversitelerde son 10 yılda üniversite camiasından olan insanlar içinde İskender Paşa'lı denilenin tamamını hepsinde FETÖ'yü arayın. Örnek mi? Anayasa Mahkemesi'ne 2 kişi atıldı. Gökten tek kişi atılmadı. Bu FETÖ akıl edememiş ya. YÖK'e adam koymayı bir türlü akıl edememiş. Ama YÖK'te de her istediği olmuş FETÖ'nün. O zaman kim bunlar? Başka kimlikteler. Çünkü son 10 senedir en iyi elemanları başka kimliklerde gizlettiler bunlar. Son 10 senedir verilen emir başka kimliklerde olacaksınız. Adam diyor ki ben 99'da FETÖ'den ayrıldım. Neredesin? İlim Yayma'dayım. Ama İlim Yayma'da salı akşamları hukukçuların toplantıları vardı. Sen hiçbirisinde yoktun. Çünkü salı akşam sen Boğaziçi Derneği'nde toplantılara gidiyordun. Boğaziçi Derneği FETÖ'nün derneği. FETÖ'yü bugün sokakta gördüğünüz FETÖ'ye dokunmayın ya. O saf bildiğiniz FETÖ'süne dokunmayın ya. Bir sürü saf, en az %30 diyorum, içeride saf insan var. Bir %5-10 da olmaması gereken insan var. Daha dün öğrendim ya. Ersin'in hukuk fakültesi binin sırtan beri takip ettiğim, her yaz beraber olduğum çocuk FETÖ'den cezaevinde hakim ya. Pardon, savcı ya. Diyorum bunun neresi FETÖ ya bu çocuğun? Ya müdahale ediyoruz, koşturuyoruz ama işten geçtiği için çocuk yedi cezaevinde duruyor ya. Ama hainler korunuyor, bunu biz söylemiyoruz ki. Bunu AK Parti milletvekili söylüyor. Ne diyor? İbadet ettiler cezaevinde, ticaret ettiler, teğet geçti, hainler korunuyor. Şimdi ben hukukçuyum, soruyorum size. Bugün seçim olsa, bugün şu anda seçim olsa AK Parti kaç oy alır? %30 alır. 30 alır, hangisi ben de öyle. 30'dan fazla alamaz. Şu damat meselesini, şu damat meselesini çözmek zorunda. %20 düşürdü bize. Bu damat tekrar acilen içeri alınmazsa AK Parti %30'u zor görür. Demek ki parası olan kurtuluyor, parası olmayan yatıyor içeri. Bunun başka hiçbir izahı yoktur ya. Hocam çok özür diliyorum. Necdet abi. Necdet abi bunu özellikle yukarılara taşıyor. Her gün muhtarlıkta toplarca insan geliyor bu konuyu bana kusup gidiyor. Bu kavurmacı olayını her gün onlarca insan. Muhtarla yine benim kim olduğumu da biliyorlar. AK Parti'nin bir neber olduğunu da biliyorlar muhtarız ama kusup kusup gidiyorlar abi. Bunu yukarılara Allah'ın seven taşısın. Bu bize bir operasyondur. Bu reise bir operasyondur. Bunu çözmemiz lazım. Dilimizde döndüğünde çözmemiz lazım. İkincisi, birincisi dedik kriptolar. Başka cemaatler içine yerleştirdi, başka kimlikler. İkincisi damatlar. Damatlara herkes sahip çıkıyor. Damatlarına herkes sahip çıkıyor. Çünkü FETÖ her zengin aileye damadı soktu. Bunun adı şu, merdiven dayamak. Kendi atları, içinde atları bu. Zengin ailelere merdiven dayamak. Damat olarak. Ben gene çok samimi olduğumuz bir aileden, bir fertin söylediğini söyleyeyim. Baktım dedi, bizim ailede dedi, 3 tane ağabeyimiz olmayan kız çok güzel koçalara gitti. Allah Allah dedim ya, bu çocuklar nasıl oldu böyle? Bir de bakarım dedi, üçüncü de FETÖ. Bize damatları dayadılar. Ve şu anda o damatlara herkes sahip çıkıyor. FETÖ ile niye mücadele edin diyor. Bir, kriptoları bilmiyoruz. İki, damatlara sahip çıkıyorlar. Üç, FETÖ'nün dinini yargılayamıyoruz onun için FETÖ. Ben 15 Temmuz akşamı hiç korkmadım. Çünkü 12 Eylül'de cezaevindeydim. 15 Temmuz akşamı böyle ikram oldu dedim ya. Güldüm de ya. Ama bugün korkuyorum açık söyleyeyim. Gelinen noktaya geldiğimiz noktada korkuyorum artık. Çünkü FETÖ operasyonlarının birçoğunu Türkiye'de FETÖ yapıyor. Ne kadar masum insan varsa işin içine katıyor. Onlar cezaevine falan polis imamıdır cezaevine polis imamı yurt dışında kaçtı gitti. Ve bunu yutuyorlar. Selim Bey'in dediği gibi FETÖ ile ilgili komite acilen kurulmalı. Acilen kurulmalı. Arkadaşlar toparlıyoruz. 14'te evet. Bitiriyoruz inşallah. Evet. Son söz, evet, ben bu toplantıyı tertiplediğiniz için son toplantıymış. Evet. Sezon toplantı. Sezon. Belki bazıları da size son toplantı. Sorunuza peki, teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz. Birincisi,
oylarımız %30'a düşer dediniz. Ben demedim. Arkadaşlar söyledim o ayarı. Kesinlikle düşer. Ben de katiyen inanmıyorum. Kesinlikle düşer. O ayarı AK Parti'nin oyu, o ayarı kardeşim Tayyip Bey'in oyu 1. Tamam işte Tayyip Bey'in oyu 1. 130 işte. Tayyip Bey'in bir şekilde. İkincisi ne kadar FETÖ'cü varsa hepsinin Brutus olarak arkasındaki insanlar artık keşfedildi. Bize daha hiçbir şey olmaz. Serkan. Keşfedildiyse o zaman söyleyeyim sana. Keşfedildiyse o zaman söyleyeyim sana. YÖK Başkanı orada niye duruyor? YÖK Başkanı niye duruyor? Arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. 60 saniye hocam mikrofon. Hocam Berat Kandili. Hocam alır mısınız mikrofonu? Birol Bey. Hocam. Yarın akşam. Buyurun. Hocam %30 yiyorsak şükür. Yarın gece Berat gecemiz. Dolayısıyla komşu platformu sıcağı sıcağına gecemizi hatırlayalım, yad edelim. Rabbim hepimizin Berat'ın vesile olması dileğiyle çarşamba akşam Berat kandilimizi şimdi de hem kutluyorum hem de İslam alemine, Müslümanlara ve İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını, ülkemizin de Karadeniz'e devrimizden gitmesini Allah'ımızdan hem şimdi hem de Berat Kandili akşamı içten özden diliyorum. Berat'ı size anlatmaya gerek yok. Her abim burada Berat'ın ne olduğunu biliyorlar. Zaten Türkçe'ye geçmiş hakim Berat ediyorlar. Biz Allah'tan Berat istiyoruz. Hakimlerden istediğimiz Beratlardan neticeyi alamıyoruz. Çünkü hakimlerin Beratları görüldüğü gibi hiç söylemeye gerek yok. Sayın Hukukçumuz söyledi. Paşamız söyledi. Selim Yardımcımız söylediler. İnşallahurrahman bu son kandilimizde bizim de Allah tarafından son kurtuluşumuz olur. Yine bir şey ifade edildi ki kul yapsın. Hep Allah öteliyor. Geliyor Allah öteliyor. Geliyor Allah öteliyor. Bu niyeti hep Allah kurtarıyor. Allah kurtarıyor. Allah kurtarıyor. Kullar oyunlarını şimdiye kadar bozan hep Allah oldu. Bir de kul kurtarsın dedi. Bu benim çok dikkatimi çekti. Gerçekten bir de biz kullar olarak kurtaralım bu büyük dünya oyunundan. Onların deyimiyle büyük Orta Doğu. Bizim deyimizde Büyük Osmanlı planı. Bu manası benim anlayışıma göre Büyük Osmanlı planı. Ama bunu onlar Büyük Orta Doğu planı diyorlar. Ne olursa olsun Allah'ın izniyle inşallahurrahman bu kara bulutlar üzerimizden gelecek. Berat Kandili'nden sonra ve bu senenin de son olduğundan, sezon toplantısı son olduğundan dolayı önümüzdeki sezona kadar her abinin, arkadaşımın, her bir mümin kardeşinin hayırlı günler, geceler, yıllar, saatler, dakikalar geçirmesini canı gönülden biliyorum. Hepinizin kandilini kutluyorum. Kandilde yapılması gerekenler malum söylemeye gerek yok. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hasreten Necdet abi gibi büyüklerimizi başımızdan Allah eksik etmesin diyorum. Destek olmak için veya ona fikir bazında olsun, başka bazıları olsun, destek olmak için de elimizden geleni yapmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Selamünaleyküm. Teşekkür ederim. Muhterem komşularımız, komşu komşunun gülüne muhtaçtır. 76.sını bugün sizlerin katılımıyla gerçekleştirdik. Allah Celle Celaluhu hepinizin varlığından razı olsun. Bugün gündemimiz yoğundu ve güzel meseleleri dile getirdik. Komşu kardeşlerimizin katkılarıyla. Tabii Sayın Vekilimizin ifade ettiği, Sayın Paşamızın ifade ettiği, hocamızın ifade ettiği, Selim kardeşimizin, gazeteci, yayıncı kardeşimizin ifade ettiği tespitler çerçevesi içerisinde esasında Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı problem bugünün meselesi değil. Yani 15 Temmuz'u, 28 Şubat'ı, 17-25 Aralık süreci, 12 Eylül'ü, 12 Mart'ı, 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, bunların hepsini bu masanın etrafında bulunan arkadaşlarımızın gayri ekseriyeti yaşadı. 60'tan bu tarafa yaşadık. Ve gördük ki siyasi şubelerde aleni bir şekilde gördük. Mahkemelerde aleni bir şekilde gördük ki ne hakimi istisnalar kaydıyı bozmaz, ne hakimi, ne savcısı, ne de polisi ve istihbaratçısı, Aziz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukçusu, emniyetçisi, polisi, askeri olamamış. Bağlı oldukları, kaldıkları odaklarla işbirliği tutarak bu Necip Türk milletine işkence etmişler, zulmetmişler. Sağcılık, solculuk, Alevilik, Sünnicilik, Türkçülük, Kürtçülük, bütün bu ayrımlar bu coğrafyada hesabı olan ülkelerin planları, programları. 12 Eylül'de bunu fiilen gördük, yaşadık. Gayrettepe Siyasi Şube'nin hücrelerinin dili olsa da konuşsa, sorgularının dili olsa da konuşsa.
Esas olan bizim gibi tecrübeleri, sizler gibi tecrübeleri doğrultu olan kardeşlerimizin, milletin bizden beklediği şey şudur. Ne yapacağız? Az önce Sayın Vekil kardeşimizin de ifade ettiği gibi, düşman, karşımızdaki düşman çelik şomak oynamıyor. Az önce sadece bir şirketinin marka değerinin 830 milyar dolar olduğu üzerine hesabımızı tuttuğumuzda bizi dinleyen 20 yaşında, 22 yaşında genç evlatlarımız bize diyorlar ki ne yapmamız gerekiyor? Biz bunu konuşmamız lazım. Yapılması gereken bizim bir kere tabanda çok dinamik, heyecanlı, fedakarlık ruhumuzu sürekli yenileyecek bir iç eğitimde kendimizi tutmamız gerekiyor. Yani bana ne? Olan olmuş. Ne yapayım kardeşim? FETÖ, SİHA, kontrgerilla falan filan. Bunlar benim aşağı meseleler kardeşim. Ben bağımı, başımı, işimi, aşımı bakarım fikrini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü Türk milletinin bu vatandan başka gidebilecek bir vatanı, bir toprağı yoktur. Bizim de gidebilecek bir yerimiz yoktur. Git deseler de gidecek yerimiz yoktur. Kalacağız, burada şehit olacağız. Kabristanımız burada olacak inşallah. Amin. Bir asıl suresiyle kapatalım inşallah. Ama billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lahsulim men insani ve fekus illellezine amenu ve aminu s-salihati ve tevassav ve tevassav bil hakkı ve tevassav bil sab. Sadakallahu nazim. Fatiha. Mal salavat. Çok teşekkür ediyoruz. Eylül ayında tekrar görüşmek üzere ama bu şu demek değil yani, burası açık. Sabah saat 6'da buradayız. Kahvaltı soframız 8'de hazır. İnşallah.